Ertelemek için nasıl bir mazeretiniz var? Bakın bu senaryolardan herhangi birisini seçebilirsiniz. Ve erteleme şeytanı aklınıza girdiği andan itibaren de işleri bırakırsınız. Daha zevkli ve eğlenceli olan seçenekleri değerlendirirsiniz. Ve sonra da ertelediğiniz işlerin sonuçlarıyla karşı karşıya kalmak zorunda kalabilirsiniz. Aslında beyinde MR çalışmalarında erteleme hastalığı olanlarda belirli bir iki bölge arasındaki bağlantının fazla çalıştığı saptanmış. Hipokampusla prefrontal korteks iki bağlantı noktası. Yani kabahat sizde değil kardeşim demeyeceğim maalesef. Çünkü bu da öğrenilen bir şey. Benim asıl dikkatimizi çekecek hadise tam da dikkat lafının üzerine dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu. Sadece çocuklarda değil yetişkinlerde de var ve erteleme hastalığıyla yakından bağlantısı var ve maalesef gene depresyon bu işle ilgili. Bakın dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromunda neler var? Odaklanma, uyarılarla dikkatin dağılması, organizasyon bozukluğu, başarısızlık, mutsuzluk, stres, gerilim, tükenme duygusu. Yani sadece erteleme hastalığına tembellik olarak bakmak çok uygun değil. Ben dikkat eksikliğini oldukça önemsiyorum. Şimdi efendim Türkiye'de çalışmış bir psikologların yayını var. O da şu, kişisel kontrol, ekran bağımlılığı ve erteleme hastalığının üniversite öğrencileri arasında yaygın olduğunu saptamışlar. Ekran bağımlılığına dikkatinizi çekiyorum. Sosyal medya hastalığı, evet doğru bu arkadaşın derdi o. Ve aynı zamanda çoklu ekran hastalığı. Yani bir yanda iPad, bilgisayar, cep telefonu artı bir de aynı zamanda bilgisayarınızda birden fazla pencerenin açık olması. Doğru bazen açmak zorundasınız ama 10 taneden fazla olursa ne yapacaksınız? Bir de en önemli sıkıntı erteleme hastalığında korku, başarısızlık duygusu ve buna bağlı olarak hayal kırıklığı, konforun bozulması, mahcup olma, beklentileri boşa çıkarma. O yüzden ne yapıyoruz? Biz işleri yapmak yerine donduruyoruz. Kendi kendimize de gelin güvey oluyoruz. Yapacağım kardeşim yarın yapmayacağım demedim ki diye de bir kendi çapımızda bir şeyler uyduruyoruz. Şimdi görev zamanı, son teslim tarihi gibi işlere, işte ders çalışma diyebilirsiniz, ev temizleme, ev düzeni, yapılacak işler, faturalar vesaireler zamanı iyi kullanma ve planlamaya bağlı. Bence en önemli hikaye bu. Ve burada önemli bir nokta var. Bakın bir sürü yerde reklamlarını da görüyorum. Aynı zamanda aplikasyonlarını da gördüm. Zamanı kullanmak için yapılmış olan bir takım aplikasyonlar var. Onun için bu önemli. Bir de erteleme hastalığında öncelik sıralamasını hiçbir zaman tutturamıyoruz. Bu da önemli bir nokta bence. Burada genelde önerilen şey odaklanmak için kısa ve zaman kısıtlı planlama yapıp yavaş yavaş kendinize eğitmeniz, gerekirse işleri bölcülmeniz, parçalamanız ve işler arasında geçiş yapmanız. Hani işleri çekici hale getirme konusuna gelince ise onda bir şey söyleyemiyorum ve mutlaka birisinden yardım almak durumuna da düşebilirsiniz. Son olarak söylemek istediğim şey şu, aslında beynimiz bir plastik, plastiğe şekil verebiliyoruz. Buna da nöroplastisite adı veriliyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü biz hep aynı şeyleri tekrar edersek farklı sonuçlar elde edemeyiz. Einstein de böyle söylemiş zaten. O yüzden farklı yollara gidebilmek için küçük egzersizlerle aynen beynimizi bir kas gibi eğitmemiz gerekiyor. Aynı yolu seçtiğiniz takdirde gene aynı yere varacaksınız. İşte bu beyindeki devre sistemini yeniden kurgulamamız gerekiyor. Burada nöroplastisite deniyor. Bu erteleme hastalığı içerisinde bence güzel bir tedavi yöntemi olabilir efendim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.